Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız kalması Türkiye'nin yararına oldu. Şimdi film medyasında bugün neyi görüyoruz yine? İşte haber yapılmış, Batı medyası haber yapıyor. Finliler de ne yapıyorlar? Onlara yer veriyorlar. Türkiye Rusya'dan petrol alımını ne yapmış? 2 kat artırmış bu sene. Ne yapıyorlar? Bunu haber yapıyorlar. İşte Hindistan da artırmış. Hindistan, Rusya'nın sattığı işte fosil yakıtlarının %4'ünü alıyor. Ama işte Batı'dan müeyyideler var ya Rusya'ya, Avrupa Birliği ülkelerinde ne kadar alıyorlar fosil yakıtlarını Rusya'nın ürettiği? %51'ini. Almanya, Hollanda ve İtalya bunlarda başı çekiyor. Ama aynı ülkeler ne diyorlar? Siz de müeyyide yapın diyor. Siz almayın etmeyin. Ama kendisi ne yapıyor? Alıyor. Burada Türkiye ne yapıyor? Doğru yolda. Çünkü petrol ve doğalgaz fiyatları fırladı Batı ülkelerinde. Artık kış da geliyor. Ne yapacaksınız? Almanya'da banyo bile yapmayın diyorlar. Artık bazı ne yapıyor? Siyasetçiler neyi dönüyorlarmış? Islak mendilinden diyor artık kendinizi kurulayın. Yani banyo yerine. Böyle şeyleri görüyorsun. Kısıtlamalara gidiyorlar. Ama bir taraftan da ne yapıyorlar? Fosil yakıtları Rusya'nın ürettiğinin %51'ini onlar alıyorlar. Hollanda, Almanya ve İtalya başta. Diğer ülkelerde var. Türkiye ne yapmış? 2 kat artırmış alımını. Ne yapıyor? Ucuz satıyor petrolü Rusya. Türkiye'de almış. Hindistan almış. Ama Amerika şudur budur, Hindistan'a da ne yapıyorlar? Aman sen diyor alma, niye alıyorsun? Ama kendileri ne yapıyorlar? Alıyorlar. Arkadaşlar, siyaset böyle bir şey. İşte arkamda Finlandiya'da geldiğiniz zaman fotoğraf çektirdiğinizde bu beyaz kilisenin önünde Finlandiya gelmiş oluyorsunuz. Finlandiya'da Helsinki'de yaşadığım için olayları takip ediyorum. Finlandiya Rusya'nın komşusu, 1340 kilometre sınırı var. Şu anda Rusya'yla İlişkilerin, NATO'ya da girecek Finlandiya ve Avrupa topluluğunun aldığı müeyyideleri işte bunlar canla başla uyguluyorlar. Bunun neticesinde ne oluyor? Finlandiya'da şu anda çok zor bir durum var. Enerji fiyatları, özellikle elektrik fiyatları arttı 5 kat ama yıl sonuna kadar 10 kat artış toplamda olacak diyorlar. Yani 5 sente aldığı kilovat saat elektriği artık 50 sente çıkacak. Yani buna hiçbir şey dayanmaz. Çünkü soğuk bir ülke. Bazen bazıları evlerin elektrikle de ısıtıyorlardı. Nükleer santralı yetişmiyor. Gelecek seneye daha yani bir nükleer santral daha var. Yeni devreye girecek. O da yetişmeyeceği için çok zor bir kış önümüzde var. Müstakil evi olanın 800 euroya kadar aylık elektrik giderlerinin çıkması ya veya işte yakıt giderlerinin çıkması bekleniyor. Ne yapıyorlar? İşte Rus turistler gelmesin. Ki Finlandiya Başbakanı böyle söyledi. Almanya Başbakanı gelsin diyor Avrupa'ya. İşte Rusya sınırında, Finlandiya sınırında ne yapıyor? Finliler de Rusya'ya girip akaryakıt işte alıyorlar. İşte biraz içki alıyorlarmış. Biraz da ucuz bir şey bulursa alıp geri geliyor. Finlandiya'dan mesela sınırından Tohmajärvi diye bir yer var. 13 kilometre sınırı şehrin merkezi. Ne yapıyormuş? Finli diyor gidiş geliş 50 kilometre. Yani bir de sınırdan öteye geçiyor ya benzin istasyonu. 75 sente alıyorum diyor. Yani euro olarak 75 sente alıyorum. Litresini diyor akaryakıtın. Beri tarafa geldiğiniz zaman ne oluyor? 2.70'e kadar çıktı. Şu anda biraz 2.30'lardayız. Ne oluyor? Yaklaşık olarak en az 3 kat ucuza alıyor. 90 litrelik diyor. 90 litrelik depomu dolduruyorum. Geliyorum diyor. Şimdi Finliler öteki tarafa gidiyor, sınır bölgelerinde olanlar biraz yararlanıyor. Rusya'da olanlar da ne yapıyorlar? Geliyorlar beri tarafa, Ruslar da günde 7000 turist. Onlar da alışveriş yapıyorlar, geziyorlar, tozuyorlar, gidiyorlar. Bazıları da Finlandiya üzerinden Avrupa'nın başka ülkelerine gidiyor. Finlandiya'da ne yapıyorlar? Ya işte gelmesinler buraya. Tamam gelmesinler de savaşın suçunu haklar niye çeksin ki? Bunu Almanya Başbakanı çok iyi bir şekilde belirtti ve diyor Rus turistlerinin gelmesine ben karşı değilim dedi.
Finlandiya Başbakanı karşıyım dedi. Geçen pazartesi, çarşamba günü Finlandiya Başbakanı'nın videoları, diskolarda ve özel videoları ne yaptı? Medyaya düştü. Şimdi Finliler de neyi düşünüyorlar? Ya diyor, acaba Ruslar mı yaptı bunu başbakana karşı? Arkadaşlar, bununla ilgili ayrı video dolduracağım. Burada Rus ne yapsın sana? Sen öyle bir imkan verirsen herkes onu ne yapar? Kullanır. İşte Rus ajanlar o başbakanın arkadaşlarının telefonlarını uzaktan ele geçirmiş de oradan almış, dağıtmış. Böyle şeyler de film medyasında dolanıyor. Ama Rusların neyine yani, o başbakana da yapmış. Ama böyle bir olay da arka arkaya geldi. Tabii orada da ne yapıyor? Finlandiya medyasında veya Finlilerde öyle düşünmeye yöneliyorlar. Çünkü başbakanın telefonu da yanında her zaman 24 saat olmalı. Ve başbakan diskoda, eğlence mekanı, gece kulübünde sarhoş bir halde dans ediyor. Telefonunu her an birisini aşırtabilir. Çünkü korumalar dans pistine nasıl çıksınlar? Finlandiya'da böyle fazla da özel hayata müdahale edemezsiniz. Çünkü o başbakan diskoya geldiğinde diskoda önlem alamıyor. Herkes oraya nasıl rahat rahat bir şekilde giriyor oranın içine. Hiçbir arama olmadan. Orada da başbakanı ajanda girer oraya, başka bir kişi de girer, telefonunu aşırtabilir. Bu bakımdan, güvenlik bakımından zafiyet oluşturduğu için bu Finlandiya medyasında çok eleştirildi. Dünyada tabii olay farklı bir yere çekiliyor. İşte kadın olduğu için saldırı falan, kadın madın olay bu iş değil. Bir başbakan orada var ve başbakanın telefonu 24 saat açık olması lazım. Başbakan öyle veya böyle iş görebilir halde olması lazım. Çünkü niye? Yani oldu, Rusya'da, Rusya sınırından saldırdı Finlandiya. Sabahın saat 4'ü, başbakan diskodan 4.17'de çıkmış sarhoş halde. Başbakan arıyorsun, başbakan alo, neredesin? Cevap verecek halde mi? Yok değil. Ben diyor cevap verecek haldeydim ama sarhoş olarak oradan çıkmış. Sen hemen anında 2-3 saat içinde bakanlar kurulunu toplayacak, önlem alacak veya orduna bel emir verecek halde misin? Değilsin. Bu bakımdan eleştirildi. Tabii burada bu Rusya'nın bu işte parmağı olduğu yönünde bir şeyler ortaya atılsa da bu başbakanın kendi hatası. Açık vermeyeceksin, açık verirsen medyada kullanır, başkaları da kullanır bunu. Bu da böyle oldu. Bu hafta bundan geçirdik yani, hafta sonunu da Finlandiya'da. Dediğim gibi bu konuda geniş video yapacağım. Çünkü görüyorum ki Türkiye'de bu olay biraz farklı işleniyor. Google Translate ile gazeteciler yapılan haberleri kendileri ya yapıyorlar ya da yapılan haberleri kullanıyorlar. Olay daha farklı bir durumda. Yani bir bayan olduğu için veya kadın olayına getirmeyin olay. Erkek de olsa, kim de olsa, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı'nın daha bir özel görevi var. Daha iyi korunuyorlar. Burada Başbakan'ın korumaları da çok zor durumda kalmış durumda. Çünkü Başbakan'ın güvenliği söz konusu. Diskodan 4.17'de çıkıyorsun, disko 4'te kapanıyor. Herkes sarhoş çıkıyor ve Başbakan orada bir hedef halinde kendisi duruyor. Allah'a şükür ki böyle bir tatsız bir olay olmadı ama her şey ne yapabilirdi? Olabilirdi. Dediğim gibi telefonu çalınabilir. Ki bir kez diskoya yine telefonunu yanına almadan gitti. Arayıp arayıp bulamadılar onu. Ya dedi, bir daha olmayacak o zaman, işte unuttum evde, evde bıraktım falan filan diye. Başbakanı arayıp bulamamışlardı. Şimdi de aynı olay değişik bir şekilde gelişti. Başbakan yaptığı açıklamada ben dedi işte iyi durumdaydım falan. Yani iş yapabilirim haldeydim ama millet buna pek inanmadı. Bir de işte o bulunduğu ortamdaki durum nedeniyle gidip uyuşturucu testi de yaptırdı. Ben kullanmadım diye. Yani böyle şeyler itibarı tabii zedeliyor. Bir başbakanın memleketinde örnek kişi de olması lazım. Tamam, özel hayat diyor. O yeni nesil tabii öyle. Özel hayat diyor, kimse yayınlamaz ama orada telefonu kendi arkadaşı videoya çekmiş. Tabii diskoda bir şey var, başkasından dans ederken onu normal bir vatandaş arada pistte bulunan çekmiş ama diğerlerini kendi arkadaşları çekmiş dans ederken falan kendi arkadaşlarıyla. Kimseye güvenmeyeceksin. Zaten kendisi de diyor ki orada bazılarını tanımıyordum diyor. Tanımadığım bir ortamda başbakanın dikkatli olması lazım. Tabii bizim Finlandiya başbakanı genç olduğu için 36 yaşında şu anda. Yani 34 yaşında başbakan oldu. Bazı şeyleri öğreniyor. Ama ülkede bazen dünyada değişik olarak değişik şekilde anılıyor. Ama dünyada ne yapıyorlar? Olayı kadın olayına getiriyorlar. Arkadaşlar, kadın olayı değil.
bundan o aynı hükümetteki ikinci büyük partinin başkanı bilmeden çok küçük hata yaptı diye ne yaptılar? Parti başkanını değiştirdiler. Kıza aldılar onu. Ama burada olay farklı, dediğim gibi bunu farklı videoda size anlatacağım. Konumuz neydi? Türkiye'de ne yapıyorlar? Ya diyor işte almasın Rusya'da, etmesin, şunu yapmasın, bunu yapmasın. Ama Türkiye ne yapıyor? Doğru yolda. Yani Rusya'yla alışverişini yapacaksın. Savaş devam ediyor. Her iki tarafa da tarafsız. Cumhurbaşkanımız Ukrayna'ya da gitti. Rus liderlerle görüşüyor. Avrupa Birliği Rusya'nın ürettiği fosil yakıtların %51'in hali de Avrupa ülkeleri satın alıyorlar. Sana diyor ki ya diyor bu Türkiye'nin iki katı artmış. Sen niye alıyorsun? O zaman hep almasana. Bunları bizim tabii Türkiye'nin yetkililerinin de sorması lazım Batılılara. Böyle cevap verebilirler. Durum bu halde. Şimdilik Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.